İşte böyle kızımcığım. Üçüncü kocam da kolpanın teki çıktı. Gitti benden 3-5 yaş küçük, 25'inde bir kızla beni aldattı. Aa! Kız. Evet. Sana demedim Erman. Annemle konuşuyordum. Annemin eski kocası için dedim. Abi, kızım, benim bu erkekler konusundaki şanssızlığım daha ne kadar sürecek? Kimi sevsem, kimi istesem, kime kalkıp mavi boncuk dağıtsam hepsi sonunda tırt çıkıyor. Sonunda adımı talihsiz Berrin mi yapsam acaba? Sende bir sorun yok anneciğim. Bütün erkekler aynı tornadan çıktıkları için hepsi aynı oluyorlar. Çok haklısın kızım. Bu nedenle ben de önemli bir karar aldım. Küçük bir süre evlenmeyeceğim. Bence de en güzel kararı vermişsin anneciğim. Kalbimi aşka kapattım. Anahtarını da denize fırlattım abiye. Anneciğim. Anneciğim ne olursun ağlama böyle. Beni de ağlatacaksın şimdi. Ay kıyamam ben sana. Anneciğim. Şu an sana ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Abiyeciğim sen de üzülüyorsun ama ben şu anda ne kadar üzüldüğümü sana anlatamam. İnan bana. Yarım saattir konuşuyorsun Yalova'yla. Fatura benim etime giriyor. Erman'cığım lütfen biraz anlayışlı olabilir misin? Annem şu an hayatının çok zor bir etapından geçiyor. Ona destek olmam lazım. Ya arkadaş bana kim destek olacak ya? Bir kişi de gelsin bana destek olsun ne olur ya. Lütfen bana biri yardım etsin ya. Lütfen beni de artık Kızılay görsün ne olur ya. Yeter ya, yeter. Söyle ona abiye. Gelirsem oraya o badem bıyıklarını yolar eline veririm onun. Erman. Annemin sana çok selamı var. Yalova'dan bize taze badem getirecekmiş. Öyle mi? Çok selam söyle. Hepimizin içinde birer yalovalık yok mu ya? Kapattın mı? Kapat telefonu ya. Ya şu kadınla beni yüz göz etme. Kurban olayım sana. O senin anan ya. Şimdi anneciğim. Abi, bir süreliğine buralardan uzaklaşayım istiyorum kızım. İstanbul'a, ait olduğum yere, evime geri döneyim diyorum. Ne diyorsun? Anneciğim, bence bu çok mükemmel bir fikir. Bence de. Çünkü neticede o ev benim evim zaten değil mi abiye? İstediğim zaman gelir, istediğim kadar kalırım diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Tabiisi anneciğim, tabiisi ben de öyle düşünüyorum. Bu senin en kasti hakkın. Diyorsun. Senin kuzu da bir şey diyemez herhalde gelip benim sizinle yaşamama. Ay ne diyebilir ki anneciğim? Tam tersi. O da benim gibi gönenç duyacaktır bu fikir karşısında. Diyorsun. O zaman ben bir an önce kızım pılımı pırtımı toparlayayım akşamdan. Sabah erkenden yola koyulayım. Abi daha fazla duramayacağım burada anlıyorsun değil mi kızım? Darallar basıyor böğrüme. Anneciğim pire için organ yakmadığına emin misin? Eminim. Tabii anneciğim ne istiyorsan onu yap. Her şey gönlünce olsun. Hatta lafı bile var. Küreğinin götürdüğü yere git. Atla sandalına. Açıl denizlere. O sandal seni nerelere götürüyorsa kürekle kürekleye bildiğin kadar. Nerelere istiyorsan oralara git inşallah görünce mutlu yaşa. Hatta şarkısı bile var kızım. Bir tek direğim var mutlu ol yeter diyor. Anneciğim. Canım. Elindeki telefon telsizli telefon mu? Evet. Sesin o kadar berrak geliyor ki hemen anladım. Benim sesim kıtırlı geliyor değil mi? Biraz. O öküz kuzusu halen ta alamadı mı kızım sana dijital göstergeçliden? Almadı anneciğim. Televizyonda halen ta tüplü. Hadi anneciğim yarın görüşürüz o zaman. Senin yanacıklarından, gözcüklerinden çok 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 öpüyorum. Öpüyorum minnak burunlarından. Kal yumurcakla. Abiye kuzu. Erman kuzu. Demin anana görüşürüz yarın demekti. Neyi kastettin? Hiçbir şey kastetmedim Erman. Yani konuşuruz, araşırız, görüşürüz.
Manasını da söyledim ben o tüm geçi. Aa! Saate bakın kaç olmuş. Ay ben artık odama kaçınayım de. Gece için ön hazırlıklara başlayayım Elmam. Ön hazırlık derken ne gibi bir şeyden yani bu ön hazırlığın anlamı ne demektir? Ben ne zamandır seni koynuma almıyorum, yanıma yanaştırmıyorum ya Elmam. Evet. Şimdi birden bu gece içimden geldi. Evet. Böğrümden koptu Elmam. Sana diyorum bu gece bir güzellikle el yapayım. Vallahi mi diyor kız? Ha ha.